arsaya ev yapmak için gerekli bilgiye sahip misiniz? Videoya başlamadan önce bu ve bunun gibi bilgi içeren videolar için kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kişisel tercihlere göre bir müstakil ev fikri pek çok kişiye çekici geliyor. En çok da belli bir birikime sahip olan, memleketine dönerek orada yaşamak isteyen, şehrin gürültüsünden uzak sakin bir yaşam veya yazlık ev yaptırıp hem yazlık hem kışlık olarak kullanmaya niyetlenenler için müstakil ev, konut tercihlerinden biridir. Şehir merkezinden uzakta veya memleketinize dönme kararıyla müstakil bir ev yaptırmayı düşündünüz. Yazlık bir bölgede yaptırırsam hem yazlık hem kışlık olarak kullanırım da diyenlerden olabilirsiniz. Peki müstakil ev inşa ederken maliyet nasıl düşürülür? Kendi evinizi kendiniz inşa ettirmekle hazır bir ev almak arasında fark ise oldukça büyüktür. Bu konuda yardımcı olacak 9 maddeyi sizler için derledik. Sadece ihtiyacınız olanı inşa ettirin. Evin planlanması aşamasında bütçenizi de büyük ölçüde belirliyorsunuz. Bu nedenle gerçekten ihtiyacınız olmayan metrekarelerden, odalardan kaçınmakta fayda var. İkinci, üçüncü banyoya gerçekten ihtiyacınız var mı? Evinize ne sıklıkta misafir geliyor? En fazla kaç kişi ağırlarsınız? Bu tip soruları kendinize sorarak asla kullanmadığınız odalarına para harcadığınız bir ev inşa etmekten kurtulabilirsiniz. Açık plan evler daha ekonomiktir. Malzeme ve işçilik masrafından kaçınmanın bir yolu, plan aşamasında açık plan evlere yönelmektir. Duvar sayısı azaldıkça, maliyet de düşüyor. İnşaatta ciddi bir gider kalemi olan koridorların bulunmadığı bu ev tipi, özellikle küçük metrekarelerde hem kısa hem de uzun vadede ekonomi sağlıyor. Farklı ustalardan teklif alıp fiyat karşılaştırın. Uygulama aşamasında devreye ustalar giriyor. Maliyeti düşürmek için bu aşamada farklı ustalardan teklif alabilirsiniz. Ancak uygun fiyat teklif etti diye işinin ehli olmayan biriyle de çalışmamalısınız. Ayrıca inşaat sahibi olarak zaman zaman mimar ya da müteahhitlere danışabilirsiniz. İnşaat malzemesi toplam maliyetin yarısından fazlasıdır. Müstakil ev inşa ederken gaz beton, BIMS, çelik, tuğla gibi malzeme seçenekleriniz oluyor. Kaba inşaat maliyetinin yarısından bile fazlası, demir ve betona harcanıyor. Kalan meblağ, evin içindeki tesisata ve işçiliğe gidiyor. Son yıllarda demir ve beton fiyatlarının artması sebebiyle inşaatlarda, daha kalitesiz malzemelerin kullanımına eğilim gözlemlenebilse de, özellikle deprem ve sel gibi riskler taşıyan bölgelerde, malzeme kalitesinden kesinlikle taviz verilmemesi öneriliyor. Hangi malzemeleri seçmek hem kazançlı, hem güvenli? İnşaat malzemelerinin her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları mevcut. Örneğin gaz beton iyi bir ısı yalıtımı sağlasa da, su yalıtımı daha zayıf, ayrıca gaz beton genellikle tuğlaya göre daha maliyetli. Sektörde BIMS olarak bilinen pomza taşı da inşaatlarda yaygın olarak kullanılıyor. Yanmaz ve gözenekli olduğu için hafif olan BIMS malzemesi, gaz betondan daha uygun fiyatlı. Pahalı bir seçenek olarak öne çıkan çelik ise, daha hafif olduğu için deprem dayanımında betonu geçebiliyor. Ülkemizde en yaygın olarak kullanılan malzeme olan tuğla ise hem onu iyi uygulayan ustaların çok olması hem de uygun fiyatlı olması sebebiyle tercih ediliyor. Yine de inşaatın malzemesine karar verirken arsanın ve bölgenin özellikleri göz önünde tutulmalı ve bir uzmandan yardım alınmalıdır. Ürün alırken alternatiflerini internetten araştırın. İnşaat esnasında ustanız size pek çok malzeme ve ürün önerecektir. Toplu alım yapabildikleri ve gerekli bağlantılara sahip oldukları için ustalar, çoğu zaman uygun fiyatlar sunabilirler. Ancak artık internet çağında olduğumuz için size sunulan her ürünü internette de sorgulamakta fayda var. Aynı ürünü ya da benzerini bir internet mağazasında çok daha uygun fiyata bulabilir, kendiniz satın alarak uygulattırabilirsiniz. İşçilik masrafını düşürmenin yolu, kolları sıvamak. Sadece malzeme değil, kolları sıvayarak işçilik masraflarını da düşürebilirsiniz. Bu birçok kişiye uzak bir fikir olarak gelebilir ancak duvarları boyamaktan lavabo montajına dek pek çok işi aslında kendiniz de yapabilirsiniz. Mesela internette inşaatın hemen her aşamasına yönelik öğretici videolar mevcut. Üstelik özellikle yazlık ya da küçük bir yerde yaşıyorsanız, ileride lavabonuz su sızdırdığında günlerce usta beklemez, monte etmeyi zaten öğrendiğiniz için hemen kendiniz halledebilirsiniz.
Endüstriyel tasarım ekonomi vaat ediyor. Endüstriyel tasarım moda olduğundan bu yana bütçeler rahatladı diyebiliriz. Endüstriyel dekorasyon tarzında siyah ya da hiç boyanmamış demirler, ham ahşaplar, boyasız duvarlar kendine yer buluyor. Örneğin evinizde merdivenin olduğu kısmın duvarlarını beton olarak bırakabilir, demir merdiveni de kendiniz siyaha boyayabilirsiniz. Ham ya da sadece cila atılmış masa sandalye takımları derken, uygun fiyata çok şık bir yaşam alanı elde edebilirsiniz. Yalıtımda ucuza kaçmayın. Evinizi inşa ederken pek çok konuda maliyetten kaçınabilirsiniz, ancak uzmanların en önem verdiği konu olan yalıtımı atlamamanızı öneririz. Isı, su ve ses yalıtımı azımsanmayacak bir öneme sahip. Isı yalıtımından kaçınarak kısa vadede bir giderden kaçınsanız da hem konfor kaybı hem de gelecek faturalar canınızı sıkabilir. Su yalıtımını aksatmak binanızın uzun vadede su alması sonucu korozyona uğraması, çürümesine sebep olabilir. Sesinizin dışarıdan duyulması ya da içeriye ses gelmesi sizin için sorun olmasa da, kışın yaşanan fırtınalarda, müstakil evinizin çatısına vuran yağmur damlalarının sesi, sizin için beklemediğiniz kadar rahatsız edici olabilir.